Günaydın dostlar, nasılsınız? Ya kendime arepa söyledim. İçerisinde yumurta var. Yumurtayı böyle çırpıyorlar, içerisine döküyorlar arepanın, kapatıyorlar ağzını. Yağ atıyorlar, ondan sonra kızartıyorlar birazcık. Mükemmel bir kahvaltılık oluyor. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bugün kamp yapmaya gideceğim. Kennedy Zirvesi denen bir zirve var Minka'nın çevresinde. Oradan böyle bütün bu bölgenin manzarasını, denizi, işte dağları görebiliyor musunuz? Birazcık araştırdım, hoşuma gitti. Bir de uzun zamandır böyle gidip kamp yapmak istiyorum kendi başıma. Dedim ben bir iki günlük kampa gideyim. Bir manzara noktası daha buldum, bakalım. İkisinde de kalma gibi bir planım var ama spontane ilerleyeceğim. Dedim önce bir kahvaltı yapayım. Normalde Minka'dan o Kennedy zirvesine kadar yürüyecektim 27 kilometre ama bayağı böyle 650 metreden 3100 metreye kadar tırmanıyorsunuz. Sonra dedim ki ya hani hiç gerek yok çünkü tropikal iklim, hava sıcak, bitirir beni yani, anladın mı? Keyif almam, mahvolurum. Dedim ki en temizi varsa belli bir noktaya kadar böyle otobüsle, motorla bir şeyle gideyim, oradan sonrasını devam edeyim. Bir tane otobüs buldum, 10.000 pesoya 12 kilometre yol götürüyor. Hemen hemen yolun yarısını götürüyor. Ondan sonra da yürümeye başlayacağım. Bakalım planım bu yönde. Göreceğiz hep birlikte. ¿Está bien? Sí, amigo. ¿Cuántos minutos más o menos? Una hora. Una hora. Okay. Gracias, señor. Bileti şuradan aldım. Şimdi Tagua'ya gitme vakti. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted? Ah, muy bien, gracias. Ah, me alegra. ¿Dónde vamos? Cerro Kennedy. Ah, Cerro Kennedy. Sí. Excelente lugar. Sí. Me gusta. De allá se ven los picos nevados más alto de la sierra. Ah, sí. ¿Cómo te llamas? Ah, mi nombre es Brigilio Maestre. Maestre. De acá, de la sierra. Ah, de la sierra. ¿Tú Congo o Arawako? ¿Tú? Ah, Wiwa. 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 Wiwa, ah, sí. Yola çıktık şimdi. Aşağı yukarı 1 saat sürecekmiş. Ondan sonra ben yürümeye başlayacağım. İlk kamp atacağım yere kadar 4-5 saat yürümem gerekiyor sanırım. Burada şansa yerli bir abiyle tanıştık. Viva kabilesindenmiş. Şimdi bu çevrede çok fazla yerli halk yaşıyor ama ziyaret etmek neredeyse imkansız. Özel izin almanız gerekiyor kabile şefinden ki ona ulaşmak çok zor. Şimdi ben abiyle böyle bir kontak kurmaya çalışacağım. Bakalım belki bir yolunu bulabiliriz yani köyü ziyaret etmek için. Hani bugün olmasa da yarın, belki bir hafta sonra, bilmiyorum. Deneyeceğim şansımı ama. Aşağı yukarı 40 dakika sürdü buraya gelmemiz. Servis buradan geldi, beni burada bıraktı. Tagua isminde bir kasabaya devam etti. O, ben de yol ayrımından yürüyüşüme başlıyorum şimdi. 11 kilometrelik bir yürüyüş yolu var önümde. İlk kamp atacağım yere ulaşacağım 11 kilometre sonra. Ama bu 11 kilometrede 1 kilometre böyle tırmanacağız, irtifa kazanacağız. Hola, buenas. Buduyorlar buradaki ağaçları. Bu arada o çocukla Viva kabilesindenmiş. O çocukla ben muhabbeti kurdum az çok. Telefon numarasını verdi bana. Ben ona mesaj atacağım. Momo'ya, yani liderlerine soracak. Eğer izin verirse ziyaret etme şansım olacak. Bakalım artık. İnternetim olduğunda mesaj atacağım ona. Momo ne der bilmiyorum. Şimdi bu bölge Sierra Nevada, yani Nevada sıra dağları bölgesi. Burada bir sürü yerli kabile yaşıyor. Hala doğal bir şekilde yaşamlarını sürdürenler de var. Ama ziyaret etmek sıkıntı. Öyle ha deyince ben geldim diyemiyorsun. İzin almak gerekiyor. Bunun dışında bir de bulması da mesele o şeyleri, yani yaşadıkları kabileleri, köyleri bulması da mesele. İzin alması da mesele. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Çok merak ediyorum onların yaşayışlarını. Kıyafeti gördünüz değil mi? Bembeyaz. Saçlar uzun.
Hola, buenas. Abiler kuş gözlemliyor. Yanlış bilmiyorsam bir yerde okumuştum diye hatırlıyorum. Dünyadaki en fazla kuş çeşitliliği Kolombiya'daymış. Ve Kolombiya'nın bu Nevada Sıra Dağları bölgesinde bir sürü farklı çeşit kuş varmış. O yüzden insanlar buraya geliyorlar. Kuş turuna çıkıyorlar. Ya bunun turu da var. Profesyonel olarak buraya gelip kuşları gözlemleyenler de var. Mesela siz geldiniz buraya. Kuşları gözlemlemek istiyorsunuz. Tura katılıyorsunuz. Size dürbün veriyorlar. O rehber eşliğinde hangi kuş nerede? Onları gözlemliyorsunuz dürbünle. Ve rehber size anlatıyor. Gayet güzel bir aktivite bence ama ne yazık ki fiyatını sormadım. O yüzden detaylı bir bilgiye sahip değilim. Yürüyüşe başlayalı tam 1 saat olmuş. Biraz önce bir mola verdim. Batonlarımı çıkarttım. Batonları bir kere kullanmıştım. Hardin'de kullanmıştım. Çok hoşuma gitmemişti. Dedim bir de burada deneyeyim. Yani o kadar aldık. Çünkü internette okuduğum kadarıyla ve kullananlarla konuştuğum kadarıyla bayağı faydası oluyormuş yürürken. Şöyle boyutunu falan ayarladım. Konforlu hissettiğim boyutu ayarladım. Böyle pat 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 yürüyorum. Şeyi de bilmiyorum ama hani nasıl kullanılıyor, doğru kullanımı nasıl, hangi boyutu ayarlamak gerekiyor kolları ağrıtmamak için, daha çok verim alabilmek için yürüyüşten. Onları bilmiyorum. Deneyimleyerek göreceğiz. Vallahi sessiz sedasız. Sadece böyle kuşların sesi geliyor bazen. O kadar huzurlu bir gezi ki, yürüyüş ki. Baksanıza ne var burada. Çok keyif alıyorum şu an. Biva kabilesinden o çocuğu gördük ya. Şey geldi aklıma, onu anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi bu bölgede yaşıyor demiştim ya birkaç tane farklı kabile. Onlar için Nevada Sıra Dağları dünyanın merkezi. O yüzden kendileri burada yaşıyorlar. Buradan ayrılmıyorlar. Çok fazla dışarıdan müdahaleye maruz kalmışlar zamanında. Hani bir önceki videoda anlatmıştım ya, izleyenler hatırlayacaktır. Bu bölgede narko trafik olayı çok oluyormuş. İşte bazı paramiliter gruplar bu bölgelerde böyle konuşlanıp işte hükümetle devletle çatışıyorlar vesaire vesaire. Bu çatışmalardan buradaki yerli halk da nasibini almış. Birçok insan hayatını kaybetmiş. Yaşam alanları, kendileri zarar görmüş. Ama yine de burayı terk etmemişler. Çünkü araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Burası onlar için dünyanın merkezi. Yine bir önceki videoda bir şeye gitmiştik. Bir şelaleye gitmiştik. Dünyanın sonu şelalesi diyorlardı oraya. Küçük bir şelaleydi ama tatlı bir yerdi. Burayı koruma misyonu varmış orada, burada yaşayan yerlilerin. Yani o yüzden ayrılmıyor bu insanlar buralardan. Yani güzel bir bakış açısı. Doğup büyüdükleri, yetiştikleri yeri bırakmıyorlar. Onlar için dünyanın merkezi burası. Dünyanın sonu da burada gelecek. Ve dünyanın sonu gelene kadar da o yerli kabileler burayı koruma görevini üstleniyorlar. Şansa bak, yağmur başladı. Öğle yemeğim. Ve tortillanın arasına çikolata sürdüm. Muzum vardı. Ondan da koydum. Birazcık enerji alalım. Hola. Hola, buenas. Amigo. Ne oldu ya? Todo bien, amigo. Ciao.
Peace, amigo. Ciao. Thank you, thank you. Çamurluk gitmiş. What happened to them? Flat tired? No, tired I think okay, but the protection, that is problem. Maybe it fall down. I don't know how to call it in English. But over the wheel there is one protection. Mm-hmm. Okay, yeah. I think that's damaged. Şuraya çıkalım. Manzaraya bakalım ama şunlar kapatmış. Baksanıza bulutların üstündeyiz. Fena bir manzara noktası ama şunlar kapatmış. İlla ki vardır manzara izleyecek bir yer buralarda. Çünkü manzara izlemek için geldik. Ben çadırı kurdum. Bir manzarayı göstereyim istedim size önce ama maalesef ağaçlar kapatmıştı. Ama diğer manzara noktasına gidince bol bol izleriz. Burada çadır atmışlar diğer kalanlar. Aha da benim çadır şurada. Burada çadır atılan alan var. Dilerseniz şöyle kuytu köşeye bir yere de çadırınızı kurabiliyormuşsunuz ama burada hostel kısmı var. Hostel Donde Moncho. Burada odalar var. Gecelik 60 bin. Şurası 60 bin pesoymuş, burası 70 bin pesoymuş. Farkını bilmiyorum. Eğer çadırınız yoksa 60 bin pesoya çadırda kalabiliyorsunuz. Eğer çadırınız varsa 25 bin peso veriyorsunuz. Kendi çadırınızda kalıyorsunuz. Benim çadır olduğu için gecelik 5 dolara geldi. Ha, burada böyle mutfak var, oturma alanları var. Burada da yine böyle manzara izleme noktası var. Gün batımını yakaladık, çok güzel oldu. Burada tuvalet, banyo var. Şimdi yukarı çıkalım. Manzaraya bakalım. Burası askeri alan olduğu için öyle kafanıza göre çadır atamıyormuşsunuz sanırım. O yüzden kamp alanında kalmak çok daha iyi. Tuvaleti var, suyu var. Kahve de veriyorlar burada kalırsanız. Hola. How are you? Good. Enjoying the view. Yeah, it's beautiful. You want to sit? Thank you.
beraber karşılaştık yolda. 3 Alman arkadaşla tanıştık. Onlardan biri. Beraber yukarı kadar yürüdük. Onlar odada kalacaklar. Ben çadırı kurdum. Şimdi manzara izleyelim birazcık. Merhaba. Merhaba. Yes. And thank you. What was it? Thank you. Teşekkür ederim. Yes. Ben bir mektup yazıyorum. Güle güle. That's it. That's all? That's all. Maybe senin there's more, but I don't know. Yeah. Maybe you can remember later. Yeah, yeah. Probably. Yeah. I think this is like, it looks like there's another universe. Yes. It's like a door to another something. Yeah, there is a gate. If you go inside, it's another universe. Yeah. So nice. Yes, beautiful. And we are just above the clouds. He hugged you, right? Yeah. Yeah. I didn't know. I was like, oh, okay, you know each other a bit better. Vallahi mis gibi oldu ha. Oh, çok güzel kokuyor ha. Biberli, domatesli, sosisli ve ketçaplı. Ketçabı da domates sosu diye aldım. Ketçap çıktı. O yüzden koydum. Yani bitsin diye uğraşıyorum. Ketçaba rağmen hakikaten çok lezzetli bir makarna olmuş. Oo, vallahi çok güzel olmuş ha. Ellerime sağlık. Buraya geldik. Ben çadırı kurdum. Size etrafı gösterdim. Sonra oturduk. Gün batımını izledik Alman çocuklarla. Yemek gün batımından sonraya kaldı. Birazcık karanlığa kaldı. Geçe kaldı ama olsun. Gün batımını kaçırmadık. Hakikaten güzel bir gün batımı izledik ama değdi yani. Alman çocuklarla da yolun yarısında tanıştık. 11 kilometre yürüdüm bugün. Bence kolaydı. Yani ben daha zor geçer diye düşünmüştüm. Çünkü 11 kilometrede 1 kilometre irtifa kazandım. Ama o 1 kilometrelik irtifa 11 kilometrelik yola yayılınca çok fazla böyle dik yer çıkmadım bugün. O yüzden rahat geçti yani. Her ne kadar yüküm fazla olsa da rahat geçti. Sıkıntı olmadığı için. Keyifli bir yürüyüştü yani. Böyle insanı yıpratan, bunaltan bir yürüyüş değildi. Hava da çok güzeldi. Zaten ağaçlar bütün her yeri kapatıyor, gölge yapıyor ama çok güneş de çıkmadı. Büyük ihtimal bulutlar da kapattı. Çok güzel böyle hafif serin diyebileceğim bir havada keyifli bir trekking yapmış oldum. Çok yorgun da değilim. Hala acıktım. Şortla geldim ben buraya. Alman çocuklarla plan yaptık. Sabah gün doğumunu izlemeye gideceğiz bir aksilik olmazsa. Bende şort var. Ya burada hava soğuk. Şimdi gün battı, hava serinledi. Hemen uzun kollu giydim. Ama üstüme ekstra bir uzun kolluya daha ihtiyacım var. Çünkü bu da kurtarmıyor. Bir de altında şort var. Şimdi kara kara düşünüyorum ben sabah uyanıp 4'te uyanmayı planlıyorum. Uyanıp nasıl gün doğumunu izlemeye gideceğiz? Diğer manzaraya. Aslında size göstermek istediğim, benim de görmek istediğim manzaraya. Bakalım ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Where is Roberto? Roberto! Roberto! No. Okay. Let's start. It's already getting a bit brighter, I feel like. Sorry? It's already getting a bit brighter.
the sky. Yes, we will reach there in 30 minutes. Yeah. And it will be amazing. I hope so. Freezing? No, no, it's perfect. Yeah, Cholita's really good idea. Like, they always wearing blanket because La Paz is very cold. Yeah. And I learned them. I learned from them. If you cold, take a blanket. Az kaldı. Çok az kaldı. Hoppa. Şimdi... Ulan elimde kaldı da. Hoppa, ben de çıktım. Hadi bakalım. Sabah 4.45'te uyandım. Bu arkadaşı uyandırdım. Beraber 5'te yola çıktık. Vardık sayılır, gün batımını izleyeceğiz. Dün akşam tanıştık biz de. Bizim Alman çocuklarla gelemedim. Ama bugün gün doğumunu izlemeye beraber geldik. Şurası Santa Marta. Ama buradan da gün doğuyor. Şurası Kennedy Zirvesi. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Orada bir askeri üs var. Yolun tamamına gidemiyormuşsunuz. Belli bir yerde kesiliyormuş. O yüzden oraya gitmedim gün doğumunu izlemek için. Şu an bulunduğumuz yer çok daha iyi bir manzaraya sahipmiş. Onu öğrendim dün. O yüzden buraya geldim. Baksanıza çok güzel doğuyor. Güneş şuradan gelecek. Şu ikisi de şu soldaki Christoph Kolomb zirvesi. Hemen şu sağındaki de Simon Bolivar zirvesi. 5770 metrelerde Kolombiya'nın en yüksek zirveleri. Güzel bir gün doğumu izledik. Şu an birazcık parlıyor, çok bir şey gözükmüyor ama gün doğumu bayağı iyiydi. Bu arada zirveler karlıydı. Kamerada çok gözükmemiştir ama çok net bir şekilde gözüküyordu buradan izlediğimiz zaman. Karlı zirveler severiz. Şu battaniyeyi dün şeyden istedim. Kaldığım yerin sahibinden istedim. Ben Alman çocuklarla gelmedim. Uyandım ama dışarısı çok soğuktu. Dedim şimdi hasta olurum, üşürüm, bir şeyler olur, yarı yoldan geri dönmek isterim. Dedim abi siz gidin. Ben dedim gelmeyeceğim. Dün pinekledim. Çok güzel bir gündü. Ne yaptım? Sabah ateşin yanında kahvaltı yaptım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya şirinlik mi yapıyorsun şimdi? Soğuktan çikolata dönmüş. Aldın tabii çikolatanın kokusunu. Kerata. Kerata senin. Ama o çaya dokunma, çay sıcak. Yanarsın. Yanarsın. Sana böyle bir şeyim yok ki. Çikolatam var, muzum var. Bir de çayım var. Yine böyle o tortillanın üstüne şokella, ondan sonra onun üstüne muz. Gayet güzel, gayet lezzetli bir kahvaltı buldum kendime yani. Bir de tatlı, mis gibi gidiyor sabahları. Daha sonrasında bol bol kitap okudum. Bütün gün kitap okudum, çay içtim. O kadar keyifli bir gündü ki, sakin. Arada müzik dinledim. Hakikaten çok keyif aldım ya dünden.
Gün batımından önce de yemek pişirmeye başladım kendime. İzin aldım, ateşte yemek pişirdim. Yine makarna yaptım, sebzeli, sosisli makarna yaptım. Daha sonrasında gün batımına karşı makarnamı afiyetle yedim. Hakikaten çok keyifli, huzurlu bir gündü. Keşke yanımda bir günlük daha böyle yemek olsa, ekstra bir gün daha kalırdım ama hiç yemeğim kalmadı yani. Hiçbir şeyim kalmadı. Sosumuz hazır sayılır. Tuzumuzu ekleyelim. Kalite kontrol yapalım ama. Tuzu çok tutturamıyorum ya. Bazen tam böyle denk getiriyor. Bazen az oluyor. Bazen biraz fazla oluyor. Denk getiremiyorum tam. Şimdi tadına bakalım. Çok az daha gider sanki. Güzel pişti. Domatesler de güzel pişti. Şimdi baharatını ekleyip makarnasını ekleyebilirim. Bugün bayağı bir yağmur atıştırdı ya. Özellikle öğlen 3.30 ile 4 arası birazcık hızlı yağdı. Ama Allah'tan şey sönmedi. Ateş tam olarak sönmedi. Yağmur kesildikten sonra ben de böyle birkaç odun attım. Birazcık aha gitti. Çok attık. Harladım iyice. Dedim yemeğimi ateşte pişireyim. Hem daha lezzetli olur. Hem tüpten de tasarruf etmiş olurum. Böyle ateşte pişirirken aklıma Kırgızistan geldi. Ben o zamanlar kamp olayında yeniyim, bayağı yeniyim yani, çok başındayım işin. Kırgızistan'da Alaarça'ya gittim, Tanrı Dağları'nda kamp atacağım. Ya ben tüp aldım kendime. Bu tüpler de ocakla bazen uyumlu olmuyormuş. İki çeşit varmış, ben orada öğrendim. Benimki de uyumsuz çıktı, tüpüm ocağıma oturmadı. Alaarça'da da yağmurlu bir hava vardı o zamanlar. Hatta videosu da var, izleyebilirsiniz. Ya ben gerildim, yanımda sadece pişirebileceğim yemekler var. Biraz da atıştırmalık var. Ve o gün hiçbir şey yemedim. Yani sabah kahvaltısı da yapmadım. Neredeyse akşam olacak. Hiçbir şey yememişim. Böyle açlıktan sinirlerim iyice gerildi. Ne yapacağım, ne edeceğim derken ilk gün ben bir şey yiyemedim. Atıştırmalıklardan yedim birazcık. Dur bir tadına bakalım. Şöyle iyice karıştıralım da. Güzel. Güzel. Hoppa, makarnamızı da ekledik. Tamamdır. Yağmur da orada hiç kesilmiyordu böyle. Kesiliyor gibi oluyordu ama çiseliyordu. Sonra birden bir daha hızlanıyordu derken ben böyle bir fırsat yakaladım. Yağmur böyle hafif çiselerken gittim. Ağaçların bayağı böyle ormanlık alan gibi bir yerde kamp attığım yer. Ağaçların altında kalan böyle kuru odunları topladım. Yanımda çakmak da var. Ben bir şekilde ateş yakmayı başardım. Elimde kaç yumurta vardı? 7 yumurta mı vardı vallahi? Tam da hatırlamıyorum ya. Elimde olan bütün malzemelerle böyle bir şekilde o yaktığım ateşte yemek yapmayı başarmıştım ama nasıl yemiştim biliyor musun var ya? O geldi aklıma. O akşam yemek yapabilmiş miydim? Ertesi gün mü yapmıştım? Onu da tam hatırlamıyorum. Şimdi yalan olmasın. Videosu var ama videoda izlerseniz görürsünüz yani. Nasıl gergin olduğumu da görürsünüz. Sonra düşündüm ki yani ne gerek var işte, tecrübe hepsi yani. Ama işte zamanla insan bu düşünceye evriliyor. Çok keyifliydi ama güzeldi ya. Tanrı Dağları ile ilk tanıştığım zaman, yani kampla da yeni tanıştığım zaman böyle yeni yeni çadır atmaya başlıyorum, kamp atmaya başlıyorum, kampta yemek pişirmeye başlıyorum. Çok güzel bir anıydı benim için. Şimdi de en büyük keyfim bu. İstiyorum ki böyle kamp atayım, basit de olsa bir yemek pişireyim kendime. En büyük hobim olmaya başladı bu yani. Acayip keyif alıyorum ya. İnanılmaz keyif alıyorum yani. Makarnaya ben her zaman birazcık daha fazla su eklerim ki sosu biraz daha böyle cıvık olsun. Yerken böyle ağza sulu sulu geliyor ya, benim çok hoşuma gidiyor. Bayılırım öyle makarnalara. Fena. Fena, fena, fena. Şahane. Did you like? Very nice. Yeah. Okay, comprove it. Çok harika.
like it's very hot. Şuradaki kayayı görüyor musunuz bak? Oraya gelmeden bir tane giriş var. Şöyle girişi de göstereyim sizlere. Şu tabelaları hatırlayın eğer buraya gelecek olursanız. Buradan gittiğiniz zaman o daha deminki manzara noktasına ulaşıyorsunuz. Bu yoldan devam ederseniz de Kennedy zirvesine ulaşıyorsunuz. Ya arkadaşlarım dün gitmiş yarı yoldan geri dönmüşler. Çünkü yol kapalı. Hiçbir şey göremedik diyor. Boşu boşuna yürüdük diyor. O yüzden ben dedim ki hiç gerek yok abi ya. Geldim. Buradan manzaramı izledim mis gibi gayet güzel. Şu battaniye de iyi oldu ha. Bacaklarım üşür diye çok korkuyordum çünkü şort var. Hadi yine işte altımda ne var? İşte kapşonlu var altımda, iki tane tişört var. Onlar bir şekilde sıcak tutar diye düşünüyordum ama bacaklar üşür diye korkuyordum. İyi idare ettik. Oh yeah, this one. Kocaman ağ yapraklar. Normalde şu bisküvinin hiç tadı tuzu yok. Hiç yani gram yok yani. Ama çikolatayla kombinleyince mükemmel bir ikili oldular. Kalan son yemeğim bu. Şu bisküvi bir paket var, bir de çikolatam. Kahvaltımız bu. Beni Minka'ya kadar idare etmesi lazım. Minka buradan yürüyerek yaklaşık 6 saat. Gerçi yolda bir şeyler bulur yerim. Güzeldi gün doğumu. Sevdim. Gün doğumunu izlerken şeyi düşünüyordum. Şimdi Nevada Sıra Dağları'nın olduğu kısımdayız. Yani Nevada Sıra Dağları'ndayız. Burası Ant Dağları'na bağlı bir sırada. Ant Dağları ile ilgili bir şeyler okuyordum buraya gelmeden önce. Hani birazcık bilgi edinmeye çalışıyordum. Daha fazla bilgi edinmeye çalışıyordum daha doğrusu. Hiç şeyi araştırmamıştım. Yani Ant Dağları'nın ismi, kökeni nereden geliyor? Belki araştırdım da unuttum. Hatırlamıyorum tam. Keçua dilinde anti kelimesinden geldiği düşünülüyor bazı tarihçilere göre. Keçua dilinde anti de doğu demek. Başka tarihçiler de şey diyorlar. Keçua dilindeki ve Aymara dilindeki anta kelimesinden geliyor. Anta da bakır anlamına geliyormuş. Yani rengi temsil ediyor anlamında. Yani Ant'a daha mantıklı geldi bana çünkü Ant Dağları ya bayağı uzun bir dağ silsilesi, sıra dağlar silsilesi ama şimdi Peru'da hatırlıyorum hakikaten bakır rengine daha yakın. Hani doğudan ziyade bakır dağları demeleri bence biraz daha mantıklı gibi geldi bana. Bu bilgi ne işe yarar bilmiyorum da genel kültür yani. Paylaşmak istedim sizinle. Gece yine yağmur yağmış galiba. Çadır sırılsıklam. Güneş de tam çıkmadı. Çıktı da bulutların arkasına saklanıyor. Bakalım inşallah kurtabiliriz aşağı inmeden. Hiç sevmiyorum ya çadırı ıslak katlayıp böyle şeye koymayı. Çantaya koymayı. Kokuyor çünkü, çürüyor bir de. Yapmamak gerekiyor aslında ama bazen işte şartlar yapmayı gerektiriyor. Şu kombin bayağı güzel oldu. Bu videoluk bu kadardı dostlar. Umarım keyif aldınız. Bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Instagram'dan, aman gitme ne yapıyorsun? Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan abone olursanız, takip ederseniz çok sevinirim. Facebook Durgun Burak. Instagram Burak Durgun. Ama Burak'ta 2 A var. YouTube'da zaten Burak Durgun. Abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos. Kestik. Bu geçişi almaya bayılıyorum ya. Böyle doğanın içine gittiğim zaman, dağlara, trekkinge gittiğim zaman bu geçişi almak çok hoşuma gidiyor ya. Ama işte yürüyorsun, özellikle bazen böyle tırmanıyorum. Ondan sonra geri dönüp alıyorum. Amaç böyle güzel görüntü yakalamak. Hem bana hatıra, hem sizlere güzel görüntü.